Değerli izleyenler, İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği gençlik oyunları heyecanı şimdi tüm kenti saracak. İstanbul'un 39 ilçesinde yapılacak gençlik oyunlarının tanıtımına çevireceğiz. Kameralarımızı detayları Erman Yapan'dan alacağız. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, İstanbullu gençlerin artık sabırsızlıkla beklediği o etkinlik eli kulağında. 12 Eylül pazartesinden itibaren kayıtlar başlıyor ama neredeyiz biz? İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtımındayız. Biliyorsunuz 2017 yılında İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bir etkinlikti. O dönem kar topu gibi başladı ama adeta çığ gibi büyüdü ve şu an itibariyle önümüzdeki günlerde 8 ay boyunca yaklaşık 150 bin İstanbullu genç İstanbul'un 39 ilçesinde teknolojiye doyacak, spora doyacak, e-spordan kültür sanata kadar gerçekten spora dair her şeyi yaşayacak. Ama detayları kimden öğreneceğiz? Yanımızda konuğumuz var Sayın Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu. Efendim, size bir şey kaldı mı anlatmaya? Kusura bakmayın. Hepsini anlatın ya. Harika, harika. Yani o kar topu gibi başladı, çığ gibi büyüdü, tabirim yerinde herhalde. Evet, evet, gerçekten 2017'de başladı, kar topu gibi başladı. Artık bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde olacak. 2017'de başlayan belki de sadece Başakşehir'de olan organizasyon şimdi tüm İstanbul'da 150 bin gençle yapacak. 150 bin gençle ne yapacağız? Yaklaşık 4 kategori: kültür, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk kategorileri. Bu kategoriler içerisinde yaklaşık 24 dal var. Farklı oyunlar var. Futbol gibi, voleybol gibi ya da e-spor gibi ya da drone yarışmaları gibi, tiyatro gibi, sanatla ilgili ya da müzikle ilgili birçok yarışmalar. Neticesinde 8 ay boyunca yarışacağız, dolu dolu yarışacağız. Mayıs-Haziran döneminde de inşallah kapanış finallerimiz var. Geçtiğimiz yıl kapanışımız da muhteşem olmuştu. Yine sizler de katılmıştınız. Aynı heyecanı bu yılda statta yaşayacağız inşallah. Gençlerle birlikte dolu dolu bir gün olacak. Muhteşem bir kapanış finali yapacağız. O gece, o gün sadece gençler değil, kendini genç hissedenler de orada olacak. Ama şunu merak ediyorlar. Bu gençler nasıl yarışacak diyorlar. Kendi ilçelerinde yarışacak herhalde. Her ilçenin şampiyonu mu birbiriyle yarışacak? Şöyle, kendi ilçelerinde de yarışacaklar. Aynı zamanda Başakşehir'e gelip yarışmaları gereken kategoriler de var. Biz onları bilgilendireceğiz. Bunlar içerisinde mesela dünyanın en büyük katılımcı sayısına ulaşmış ve Başakşehir'de bir önceki yıl organizasyon içerisinde sonuca ulaşmış olan farklı kategorilerimiz de var. Bunları da Başakşehir'de gençlerimiz hep birlikte yaşayacaklar. Ama özellikle şunu hatırlatıyorum. En güzel olan şey bu işin 8 ay boyunca sürmüş olması. Her hafta yeni bir heyecan var. Her hafta yeni bir başlık var. Ve her hafta liselerde müthiş bir heyecan var. Acaba bu hafta ne olacak? Acaba bu hafta biz nasıl sonuçlanacağız? Kupa alabileceğiz mi? Ödül alabileceğiz mi? Yarışmalarla ilgili özellikle şu soruyu çokça soruyorlar. Ben de kendime soruyorum. Sayın Başkanım, niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Belki de özellikle sen bana soracaktın. Benim aklıma geldi. Ben kendimi genç bir başkan olarak addediyorum. Ve kendime bu noktada ödev veriyorum. Birçok gençlik organizasyonu yaptım. Bu da onlardan bir tanesi. Ben biliyorum ki gençlerimize imkan verilirse gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki biz onlara imkan sunalım. Bizim yapmaya çalıştığımız onlara imkan sunmak, onlara ortam sunmak, fırsatlar vermek. Bu sayede onlar hem heyecanlı bir şekilde, eğlenceli bir şekilde yarışacaklar, o heyecanlarını atacaklar, hem de yeteneklerini keşfedecekler. Ve o yetenekleriyle birlikte belki de daha önce hiç farkında olmadıkları yeni bir alan içerisinde olacaklar. Ben buradan duyuruyorum, gençler, her şey sizin için, her şey sizin geleceğiniz için. Lütfen daha çok katılın ve sayımız daha fazla olsun. Kesinlikle. Siz gençlere ne kadar yaklaşırsanız inanın onlar da size 2 adım, 3 adım, 4 katı daha fazla yaklaşıyor. Bu bir gerçek ve şunun altını çizelim. Onlarca kategori var ama bu sene ilk kez grafiti yarışları da gerçekleşecek ki yeni moda çıktı, biliyorsunuz grafiti. Her yerde gençlerin ilgi duyduğu bir, artık hem spor oldu hem sanat dalı oldu ve biz de İstanbul'da Başakşehir'de İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtımındaydık. Önümüzdeki günlerde o spor faaliyetleriyle tekrar karşınızda olacağız diyelim ve Sayın Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür edip sözü tekrar merkez stüdyolarına bırakıyoruz.
Erman ve değerli konuğuna teşekkür ediyoruz bu keyifli yayın için. Değerli izleyenler, bugün de Öğle Ajansı'nda bizlere ayrılan süreyi noktaladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.